size Eskişehir'in biraz yapısından bahsetmek istiyorum. Eskişehir, İzmir'e, Ankara'ya ve İstanbul'a çok yakın mesafede yer alan bir büyük şehir. İçerisinde 3 tane üniversite var ve nüfusunun büyük bir kısmını üniversite öğrencileri oluşturuyor. Şehirde zaten bir emekliler bulunuyor, bir de üniversite öğrencileri bulunuyor. Bunun haricinde orta direkt dediğimiz orta kesim çok az yer alıyor. Öğrenci sayısının fazla olduğu kadar aynı zamanda öğrenci turist de çok fazla var. Nasıl oluyor? Herkesin Eskişehir'de bir arkadaşı var ve arkadaşlarını ziyaret etmeye Eskişehir'de birkaç günlük gezmeye gidiyorlar. Bu yüzden dolayı Eskişehir aynı zamanda da öğrenciler için bir gezi noktası, bir seyahat noktası. Hem İzmir'den, hem Ankara'dan, hem İstanbul'dan okuyan öğrenciler için Eskişehir bir gezi seyahat noktası gibi. Şimdi bu şehirdeki kiralardan zaten size evime kaldığım yere götürdüğümde bahsedeceğim. Dediğim gibi konumuna göre, muhitine göre 2000 ila 7-8 bin liraya kadar kiralık ev bulabilirsiniz. Ama standart bir öğrenci evinde kalmak istiyorsanız bunun için minimum 4 bin liraya gözden çıkarmanız gerekiyor. Şimdi Eskişehir'i cazibe noktası yapan ve öğrenci için uğrak bir yer yapan aslında iki şey var. Birincisi diğer büyük şehirlere göre daha ucuz olması. İkincisi ise çok ciddi ve kapsamlı bir gece hayatının olması. Genellikle öğrenciler ikincisini tercih ederek Eskişehir'e geliyorlar ve ikinci seçeneğin Eskişehir'de çok büyük bir pazarı ve ciddi bir pazar payı var. Şimdi benim YouTube kanalımda Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin tanıtım videoları yer alıyor. Bu videoları izleyip Eskişehir'de üniversite okumak hakkında daha geniş ve detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Lütfen o videoları izlemeden net bir karara ulaşmayın. Çünkü üniversite okumak çok ciddi bir şey. Şehri beğenebilirsiniz, ortamına aldanabilirsiniz ama 4 yılın sonunda düşük bir ortalamayla hiçbir şey öğrenmeden mezun olabilirsiniz. Bunu yapmayın ve sizin için en uygun olan neyse ortama kapılmadan onu seçin. Neden insanlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde okumak yerine Eskişehir'i tercih ediyor? Çok kısa onu da söyleyeyim. Öncelikle burada kiralar çok daha ucuz. Yaşam yaşantı çok daha ucuz ve sosyal çevre imkanı çok daha fazla. Zaten Eskişehir'i diğer şehirlerden öne çıkaran en önemli şey de sosyal çevresinin çok fazla olması ve İstanbul, İzmir, Ankara'ya göre çok daha rahat bir sosyal çevrenin bulunması. Burada çok daha rahat arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz ve bu rahat arkadaşlık çevresinde kendinizi daha özgür hissediyorsunuz. En azından ben öyle düşünüyorum. Şu an Eskişehir sokaklarında dolaşıyoruz. Adalar bölgesine geldik. Size biraz da buraya göstermek istiyorum. Şimdi Eskişehir böyle çok şık bir şehir. Burası dere. Dere burası ya. Ya bizim şeye benziyor, köydeki dereye benziyor ya. Bir de Amsterdam falan diyorlar. Güzel mi? Ben çok beğeniyorum Eskişehir'i. Hatta bak şöyle şu an tam böyle akşam üzeri, güneş batmaya yakın. Görüntü de çok güzel. Emin olun tam göründüğü gibi yani. Şimdi cadde boyunca Eskişehir'de şu tarz böyle onlarca kafe var. Genellikle öğrenciler bu tarz kafelerde vakit geçiriyorlar. Şöyle görüyorsunuz burada. Yine yolun karşısında. Burası Eskişehir'in ne diyeyim yani dere mi diyeyim dere demek olmuyor zaten de Porsukçay burası zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Porsukçay'ın kenarında böyle sağlı sollu her tarafta kafeler var. Buralarda biraz daha çok yetişkinler ve öğrenciler genellikle buralarda takılıyorlar. Öğrencilerin özel olarak takıldığı net bir yer yok ama çoğunlukla Barlar Sokağı'ndalar. Buralardalar. Ve şöyle bir de bir ortamı var bu sokağın. Cadde boyunca kafeler var. Şurada işte canlı müzik yapan arkadaşlar da var. Öyle aslında sıcak ve samimi bir ortam. Sadece kışın biraz soğuk oldu. Yani Eskişehir'e gelirken kışlıklarınızı iyice alın. Şöyle çok tatlış köprüleri var ve şuradan daha göstereyim size. Normalde burada Venedik'teki gibi gondollar var. Fakat şu an mesai saatinin dolduğundan mı dolayı yoksa başka bir şeyden dolayı mı bilmiyorum. Şu an henüz yoklar.
de yaparsın, daha da iyi. Şöyle de göstereyim. Burası Eskişehir'in tam merkez noktası oluyor zaten. Sağda da solda da böyle işletmeler var. Şimdi şu an gökyüzünden böyle bir ses geliyor. Eskişehir'de ana jet üssü olduğu için şehirde sürekli bu sesi duymanız mümkün. Jet Eskişehir'de okurken bu sesi çok fazla duyacaksınız. Derste uyurken yani bayağı duyacaksınız. Burada da gondolları görüyorsunuz. Eskişehir'in meşhur simgesi. İşte Amsterdam'a benzetilen şey. Karşıda Eskişehir Valiliği binası. Şuradan gondollara biniyorsunuz. 15 dakika falan sürüyor. Böyle çayın üzerinde dolaşıyorsunuz. Eskişehir'e geldiyseniz bunu kesinlikle size tavsiye ederim. Zaten üniversiteye geldiğiniz zaman şey diyeceksiniz. Zaten 4 sene falan buradayız. Elbet bir gün bineriz diyeceksiniz. Bilmiyorsunuz arkadaşlar. Gelmişken hemen en başta binin ve bu olayı kapatın. Eskişehir'e gelmişken çiğ börek de yemeye geldik. Eray ilk kez deniyor. Eskişehir'in yerel lezzetleri. Ne düşünüyorsun? Güzel bir tadı var. Bilmiyorum, böyle sanki bir şey eksik, tuzu eksik gibi. Tuz getirdik. Bir ben de bir tadına bakayım. Ben daha önceki Eskişehir seyahatlerinde de çiğ böreği hep yerdim. Burada da yine yiyoruz ve çok güzel. Eskişehir'e gelince zaten öğrenci olarak gelirseniz elbet bir kere çiğ börek denersiniz. Çok iyi. Hiç gurme videosu çekemiyorum ya. Hiç yemek yiyemiyorum, güzel. Çiğ börek güzel. Beğendin mi? Güzeldi ya gerçekten. Tamam. Her şey yerindeydi. İlk defa yedim ya. Bunu bizim memlekete de götürmeyi daha güzelmiş. Eskişehir'de gelince yapılacaklar. Aynen. Ben kaydedeceğim mi? Şurada ben yerken biraz da fethi yemişim. Afiyet. Eskişehir'de şu an akşam olmak üzere. Saat 8.30. Yaz ayındayız ve hava şu an oldukça serin, üzerinize bir şey almadan duramıyorsunuz bu havada. Çok kısa Eskişehir'in ikliminden de bahsetmek istiyorum. Eskişehir'de sert karasal iklim var. Özellikle kış aylarında çok soğuk. Üniversite biraz tepelik bir yerde olduğu için üniversite çok daha soğuk oluyor. Yaz ayında ise daha serin, böyle akşamları üşütmeyen bir rüzgarı olan, gün içinde de yakan bir sıcağı var Eskişehir'in. Kışın buraya geliyorsanız kesinlikle çok kalın kıyafetlerle gelmeniz gerekiyor. Yoksa ciddi bir şekilde üşürsünüz. Şu an akşam olmuşken biz buradan Eskişehir'in gece hayatına akacağız Eray'la beraber. Bir bakalım bir Eskişehir'de gece hayatı nasıl? Eskişehir'de insanlar ne yapıyor? Öğrenciler nasıl eğleniyor? Evimize giriş yapıyoruz. Burası Anadolu Üniversitesi'ne yürüyerek 10 dakika mesafede. Şehir merkezine de yürüyerek yine 10 dakika mesafede. Espark'a da 5 dakika mesafede. Eve geldik. Yatış şu an. Biraz birkaç saat dinleneceğiz. Akşam yemeğini falan yiyip dışarıya çıkmayı düşünüyoruz. İnsanın eve gibisi yok ya. Değil mi Eray? Kesinlikle öyle. Fark ettiyseniz ben zaten bir vlog çekmeye ilk başladığım zaman çok ciddiydim. Hiç böyle gevşek hareketler, uzanmalar falan yoktu da şimdi küfür bile edebiliyorum yani. Vay ben sen. Hayır, o kadar da değil canım. Zararlı içerik yok. Hadi. Şimdi yemeğimizi söyledik. Zurna dürüm. Şöyle kolum kadar var mıdır acaba? Şimdi şu kadar var işte. Şimdi bu zurna dürüm Eskişehir'de benim favori mekanım var. Donas diye. Her Eskişehir'e geldiğimde Donas'tan özellikle yemeye çalışırım. Bu zurna dürüm 60 lira. Standart bir öğün fiyatı Eskişehir'de yaklaşık olarak 60 lira zaten. 60 liraya 1,5 porsiyon belki tavuk pilav yersiniz. Bir tavuk kanat yersiniz, tavuk şiş yersiniz. Burger yiyebilirsiniz belki Burger King'den ekonomi menülerine. Ya da şöyle bir zurna yiyebilirsiniz. Yani üniversitelerde de zaten 7 lira, 8 lira, 10 liraya bir öğün yemek yiyebiliyorsunuz. Böyle dışarıdan yemek istediğinizde de 60 liraya böyle bir şey yiyebiliyorsunuz. Eray, sen şimdi İstanbul'da üniversite okuyan birisin. Bu yediğin şey İstanbul'da ne kadar Eskişehir'deki fiyatıyla karşılaştırınca ne düşünüyorsun?
Ya Esenler'de kalıyorum da ben. Esenler tarafında 60-70 lira arasında kalıyorum. Hı hı. Bu büyüklükte mi peki? Ya sen... ben yarısını yedim de. Yani bunun iki katı kadar düşündüm böyle. Ama böyle Beşiktaş taraflarında, Kadıköy taraflarında yani 80 liraya kadar çıkıyor. İyi. O ideal değil mi yani bir öğrenci için? Aynen ya. Yani doyurucu. Aynen. Bunun evet. Yanında ayran yok arkadaşlar. Ayran da isteyince ayran da 12 liraydı. 72 lira oluyor. Kuru kuru yiyoruz şimdi. Şöyle içi de dolu dolu yani. Şimdi her zaman dışarıda mı yemek yiyoruz? Hayır. Evde de yemek pişiyoruz. Fakat size şimdi dolabımı göstereceğim. Hazır mısınız? Aç. Aç. Açtım. Arkadaşlar öğrenci olduğunuzda yüksek ihtimalle sizi böyle bir dolap bekleyecek. Eğer köyde çiftliğiniz yoksa size her ay sonu otobüsle çuvalların içinde erzak gelmiyorsa dolabınız böyle görünecek. Tabii benim dolabımın böyle görmesinin bir sebebi var. Ben sadece 2 günün Eskişehir'e geldim ve Eskişehir'de öğrenci olmak adına bir video çekiyorum. Burada bir nevi misafirim. Misafir olduğum için dolap boş. Fakat evde de yemek yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle yemek sepeti getir ve bilimum kuruyor uygulamalarında her gün kampanyalar oluyor. Oradan toplu alışveriş yapınca market harcamalarınız ucuza gelmiş oluyor. Bakliyat özellikle mercimek, bulgur, pirinç çok uzun süre giden şeyler. Yine 3 ayda bir kıymalı bir yemek yaparsınız. Zaten haftada bir günde okulda etli yemek çıkar Türkiye'deki tüm üniversitelerde. Tamam yani sizin için idealdir. Tabii zenginseniz evinizde kahve makinesi falan vardır. Bizde sadece kettle var ama idare ediyoruz işte. Eray da bize filtre kahve yapacak şimdi kettle'la. Filtre. Eray, Eskişehir'de üniversite öğrencisi olmak nasıl bir şey? Çünkü buranın şeylere çok uygun, fiyatlara çok uygun. Hem ev fiyatları hem de yemek fiyatları çok uygun. Böyle bir... İstanbul'da bizi bir... Ya İstanbul'da böyle biraz da ortamınız varsa, çevreniz varsa, devlet yurdunda kalıyorsanız bir 5000 lira falan gidebilir. Çünkü İstanbul gerçekten çok pahalı. Evet, öğrencilere uygun yerler var fakat işte böyle biraz daha güzel mekanlara gitmek istiyorsanız yüklü miktarda hesaplar ödeyebiliyorsunuz. Ama Eskişehir'de henüz daha akşam dışarı çıkmadık. Ama ev fiyatları, üniversite ortamı ve yemek fiyatları gerçekten çok uygun. İstanbul'da bizi çok dolandırıyorlar değil mi? Gelir gelmez dolandırıldım ben İstanbul'a. Esenler'de indim. Ağcılar'a gideceğim. Orada özel yurtta kalıyordum. Adam benden 400 lira para aldı. Taksi parası yani. Taksi parası. Hocam yani bunu izleyen taksici çocukları yani varsa aynen. Ya da direkt taksiciler şey varsa. Böyle, yakın davranmaya çalışıyor. Öğrencisin. Cart, curt falan. Ben de dedim iyi. Bir de yanında bir tane daha çocuk aldı. Onu da yolda indirdi. Ondan da bir 200 lira aldı. Oha. Benden de 400 lira aldı. Yani iki kişi. Adam 600 lira vurdu gitti yani. Haram ediyor musun? Olabilir böyle şeyler. Yani şimdi haram etmeyeyim. Yani ileride haram olsun yani. Çünkü öğrenciyim yani. Ben de çalışarak para kazanıyorum. Aynen. Tabi ailemiz gönderiyor ama genel olarak biz kendimiz... Abi çalışıyoruz. Siz açım açım diyorsunuz. Göbek yapıyorsunuz. Bu ne ya? Şimdi Eray'ın söylediklerine ek ben de bir şey söyleyeceğim. Şimdi İstanbul'da okumak ve Eskişehir'de okumak arasında şöyle bir fark var. Tamam, Eskişehir ucuz bir yer. Kiraya 3000 lira ödüyorsunuz, yemeğe daha az ödüyorsunuz ya da sosyal harcamalarınız daha az oluyor ama İstanbul'da 8 saat çalışan bir garson, bizatihi ben. Şu an yani bu videoyu Haziran ayında çekiyoruz. Haziran ayında ortalama 300 ila 400 lira arasında para kazanıyor. Bakın 8 saat çalışan bir garson 300 ila 400 lira arasında bir para kazanıyor. Buna 350 lira diyelim. Bunu 12 saate tamamlayalım ve 500 lira diyelim. Hani normal bir yerde 12 saat çalışınca 500 lira para kazanıyorsunuz. Siz Eskişehir'de 8 saat çalıştığınız bir yerde taş patlasın 200 lira, 220, 230 lira falan kazanıyorsunuz. 12 saat çalıştığınızda bu ücret en fazla 350 lira oluyor. Yine İstanbul'da onlarca vakıf, onlarca burs veren kuruluş var. Eskişehir'de yine böyle bir imkanınız yok. Ya İstanbul'da geliriniz artıyor ama harcamalarınız da artıyor. Eskişehir'de gelir az, harcama az. Şunu diyorsanız benim ailemin gönderdiği para bana yeter. Bir de devletten burs alırım. Bana yeter diyorsanız Eskişehir'de okuyun. Fakat İstanbul'da yani ortalama Türk aile yapısından bahsediyorum. Ailenizin göndereceği para size yetmez. Çok açık ve net bir şekilde söylüyorum çünkü
Hele ki evde kalıyorsanız ailenizin size ayda 15 bin değil mi? Efendim? 15 bin göndermesi lazım. Aylık. Aynen, evde kalıyorsa. Tabii canım. Evde kalıyorsa 10 bin, 15 bin, yurtta kalıyorsan bir en az 4-5 bin göndermesi lazım, burs almıyorsanız herhangi başka bir kurumda. Mesela şöyle bir şey daha ekleyeyim ben. Ev fiyatları evet çok pahalı. Fakat ucuz ev fiyatları da bulabiliyorsunuz yani. Ucuz evler de bulabiliyorsunuz. Minimum 5 olur. Onda da 2 arkadaşlıksınız. Ya da yani 1 artı 0 ya da 2 artı 1. Tamam. 1 artı 1. Bu arada evlerin hani 6 bin lira, yani İstanbul'da 10 bin lira oldu da artık da İstanbul'da 10 bin lira kirası olan ev 1 artı 1 ev yani. 2 artı 1 falan değil yani. Ya bir de bunun tuttuğunuz evin okulunuza göre mesafesi de çok önemli. Ben örnek veriyorum, Söğütlüçeşme'de ya da Üsküdar'da, Kadıköy'de bir ev tutmaya kalksam pahalı, hem pahalı hem de mesafesi çok uzun. Evet, ucuz evler bulabilirsiniz belki, yani 5 bin liraya kadar ev bulabilirsiniz. Ama sizin gününüzün belki 3 saati yola geçecek. Yani git gel yapacaksınız. Ya bunları da çok iyi düşünmeniz lazım. Mümkünse okulunuzun en fazla 2-3 semt ötesine ya da metrobüs duraklarının birkaç durak ötesine kadar bakın. Daha fazlasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mesela ben şu anda 5 yol Florya yurdunda kalıyorum, devlet yurdu. Benim normalde trafik olmadan 23 dakika sürüyor. Ama sabahları o kadar çok insan hücum ediyor ki. İnsan trafiği var da. İnsan trafiği var ve metrobüste de şey var, trafik oluyor. Yani metrobüs hattında da trafik oluyor. Bu sefer 23 dakikalık yol 1 saate kadar çıkabiliyor. Aynen. Alişan'ın YouTube kanalındaki tüm videoları izlesinler hesap etmeleri için. Çünkü hem Alişan'ın kanalına gerçekten bir üniversite öğrencisi, yani yeni üniversiteye geçecek bir öğrenci için neredeyse her şey var yani. Mutlaka evet. Kart olarak eklersin. Onları mutlaka izleyin. Aynen. Saydığımız şeyler İstanbul için genellikle böyle, trafik problemi çok ciddi bir problem. Kira çok ciddi bir problem. Yine İzmir ve Ankara'da da kira çok ciddi bir problem. Hele ki Antalya'dan hiç bahsetmiyorum, zaten Antalya'da ev kalmadı. Bu şehirlerde yine trafik İstanbul'a göre nispeten çok az. Fakat Eskişehir'de trafik neredeyse hiç yok. Zaten Anadolu Üniversitesi'ni okuyorsanız tramvayla gidip geliyorsunuz. Diğer üniversitelerde uzak değil, işte şehir içi minibüsler falan kullanıyorsunuz. Bu şekilde halledebiliyorsunuz. Barınma konusuna neden bu kadar çok önem verdiğimi söyleyelim. İstanbul'a ilk gelip de barınma yeri olmayan birçok arkadaşım oldu. Bu arkadaşlarım birkaç gün kütüphanede kaldılar. Ciddi söyleyeyim, yani okulun kütüphanesine yatan insanlar oldu. Geldiğiniz şehre gelmeden önce kalacağınız yeri çok iyi bir şekilde ayarlamanız lazım. Takılmamanız lazım. Evinizin okula, sosyal imkanlara ve güvenli bir yerde bulunması gerekiyor. Bu tür şeylere çok dikkat etmenizi size tavsiye ederim. Selam dostlar. Bu gece Eskişehir'de dışarıya çıktık. Amacımız Eskişehir'de üniversite öğrenciliğinin nasıl geçtiğini size anlatmak. Bu gece kulübüne gidiyoruz ve oradaki deneyimlerimizi size aktarıyoruz. Bu öğrencilerin bir rutini olduğu için biz de sizinle tecrübelerimizi paylaşacağız. Şimdi geldik herhalde. Bir canlı müzik sahnesine geldik. Limonata söyledik. Limonatalarımızı içiyoruz. Ve burada bir mekanda oturuyoruz. Gayet eğlenceli ve güzel şu an. Oldukça da eğleniyoruz. Yeah.
başlıyor. Mekana gidiyoruz. Canlı müzik vardı. Aslında bizim de sevdiğimiz parçalardan çaldı. Sonrasında üst katına çıktık ve biraz da club modundaydı orası. Eskişehir'de gece hayatı hep devam ediyor. 7-24 mi desem yoksa sabah 6'ya kadar mı desem? Sabah 6'ya. Sabah 6'ya kadar. Şimdi farklı bir mekana gidiyoruz. Bakalım orada ortam nasıl? Yarın olmaz gayrı, koy ver şimdi. Nasıl? Saat 02 arkadaşlar. 2 mi saat şu an? 3. Saat 3.30-4 galiba. Biz Tantuncu'ya geldik. Geceyi kapanışı burada yapıp yemek yiyeceğiz. Sonra da Eskişehir'de öğrenci olmak videosunu bitireceğim arkadaşlar. Bu kadardı. Yemek yiyeceğiz şimdi. Eray. Eskişehir'de öğrencilik hayatı hakkında ne düşünüyorsun? Kesinlikle insan sınırını bilmeli. Aynen hocam. Yani burada çok pis işler de dönüyor arkadaşlar. Hani ben bunu burada da gördüm. Çok pis işler dönüyor. Tavsiye üzerine geldik. Yoğurtlu tavuk tantunisini yiyeceğiz. Bakalım bir nasıl olmuş. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Güzel. Ben beğendim herhalde. Sen? Ama sabahki bir donas kadar değil değil mi? Değil. Yarın bir daha donas diyelim herhalde. Bu arada bu tantuninin fiyatı 60 lira arkadaşlar. Bugün sabah yediğimiz zurna dürümle aynı fiyata sahip. Ben şimdi yarısını yedim ama porsiyon biraz daha geniş diyelim. 12 dilimlik falan bir porsiyonu var. Şimdi yiyoruz da doyurucu bir etkiye sahip evet. Eve geldik az önce. Artık uyuyacağız ve gece burada bitiyor. Eskişehir'de öğrenci olmak videosuna devam edeceğiz. İyi uykular. Günaydın arkadaşlar. Şu an dışarıdan gelen sesle uyandım. Bu sesin ne olduğunu Eskişehir'e geldiğinizde öğreneceksiniz. Eskişehir'in meşhur bir su markası var. Kalabak Su. Bu araç her sabah sokaklarda gezip su satıyor. Selamlar dostlar. Ali Show bugün ikinci gün. Eskişehir'de üniversite okumak videosuna devam ediyorum. Bugün biraz ulaşımdan bahsedeceğim ve şehir merkezinden Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne gideceğiz. K4 adında bir otobüs var. K4 otobüse bineceğiz. Şimdi otobüse bineceğiz. Üniversiteye gidip üniversitenin tanıtım videonu çekeceğim. Şehir merkezinden Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne gitmek için birçok otobüs gidiyor. Biz şu an Anadolu Üniversitesi durağındayız. Buradan Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne M4 otobüsüne binip gideceğiz. Kaç dakika sürüyor? 10 dakika sürüyormuş. Anadolu Üniversitesi'nin önünden. İlk kez bu fiskeyler açık. İşte bana özel. Mühendislik Fakültesi'ne dolaşıyoruz. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden çıkış yaptık. Tekrar Eskişehir'in merkezine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile alakalı yorumlarımı çektiğim videoda yukarıda çıkan karttan izleyebilirsiniz. Bugün arkadaşlarımın arkadaşlarının yanına gidiyoruz ve onlarla Eskişehir'de öğrenci olmak üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda onların evine de misafir olacağız. Evlerinde faturaların ne kadar geldiğini, evde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. Bu video böyle devam edecek. Şimdi kafelerde takılmaya devam ediyoruz. Burada bir kafeye geldik. Şöyle bir nargile söyledik. Benim gibi nargile bağımlısıysanız Eskişehir'de güzel nargile içme yeri var. Bu takım bu nargilenin fiyatı ise 120 lira. Böyle. Şimdi Eskişehir'de öğrencilerin en çok gelip takıldığı mekan olan Kolezyum'a geldik. Kolezyum'un nasıl bir yer olduğunu size göstereyim. Arkadaşlar burası İtalya'daki Kolezyum'a benzetilerek yapılmış bir otel. Buranın üst katları otel ve ev ve ofis olarak kullanılıyor. Alt katlarında da şöyle mekanlar var, kafeler var.
Burada öğrenciler çok yoğun bir şekilde gelip takılıyorlar. Öğrenciler için uğrak bir nokta ve şehrin de tam ortasına yer alıyor. Evet, şimdi öğrencilerin en çok takıldığı mekana geldik. Burası bilmem ne? Arabica adında bir kafe. Ortam da çok güzel. Şimdi bizim arkadaşlar falan da geldiler. Okan, sen Eskişehir'de üniversite okuyorsun. Eskişehir'de üniversite okumak nasıl bir şey? Güzel, diğer büyük illere göre biraz daha az masraflı. Arkadaş ortamını kurabildiğin zaman gayet eğlenebiliyorsun. Anladım, teşekkür ederim. Berkant, sen de üniversite okuyorsun burada. Vallahi ben normalde İzmir istiyordum ama Eskişehir gibisi yok. İstanbul'u gezdim, İzmir'i gezdim. Tüm üniversite okunabilecek tüm şehirleri gezdim. En güzel Eskişehir. Yani her açıdan. Hem maddi açıdan çok ekonomik. Gece hayatı çok güzel. Ve bir de her yer birbirine yakın. Gelin yani. Teşekkür ederim. Ben Kuşadası'nda yaşıyorum. Burası biraz daha soğuk. Nerede yaşıyorsun? Kuşadası. Burası biraz daha soğuk geldi bana ama dedikleri gibi arkadaş ortamı çok güzel. Ulaşım çok iyi. Gece hayatı zaten hani herkesin gelmek istediği bir yer. Kiralar da iyi. Anladım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Eskişehir Kolezyon böyle bir arkadaşlar. Bizim Eskişehir'deki maceramız bitiyor. Şimdi eve gidip çantamızı alacağız ve İstanbul'a doğru yola koyulacağız. Eskişehir sokakları da böyle. Şimdi benim bir arkadaşımın evine geldik. Onlara bir öğrenci evi baskını gibi bir şey yapıyorum şu an. Bakalım bir evleri nasılmış. Hadi. Hoş bulduk. Ne haber? Oluyor lan. Hoş geldiniz abi. Bu kurgu çok belli oldu. Şimdi burası Berda'nın arkadaşının evi. Eskişehir'in merkezinde yer alıyor. Hemen şuradan başlayıp ben bir size evi tanıtacağım. Şurada balkon var. Çoğu Eskişehir'de çoğu evde balkon yok bu arada. Yani. Aynen. Ya küçük ama idare eder. Şöyle bir mutfak var. Biraz dağınık. Hayır, şu an dağınık olmasının sebebi... Açıkla bakalım, bu nasıl açıklayacak? Normalde böyle de 2 kişi kalıyor ama şu an... 8 kişi var. Şu an 8 kişi var, aynen. Yani o yüzden öyle olmuş. Şurada bir buzdolabı var. Burada masa, sandalye, şurada yatma böyle alanı. Şurada arkadaşın odası var. Burası tuvalet banyo mu? Burası da tuvalet banyosu. Hop, dağınık ev arkadaşlar, kusura bakmayın. Benim evimde olan bir şey. Umarım arkadaşlar bize çok kızmazlar. Öyle bir şey demezler. Onlar böyle şey sıkıntı yapacağını. Şurada da bir oda var değil mi? Aynen. Girebiliyorum. Tabii. Evet, bu oda bence çok çok daha güzel ama biraz dağınıkmış. Bu odanın manzarası da güzelmiş. Şöyle bir manzara var. Burası Kolezyum'a sadece yürüyerek 5 dakika mesafede. Esmer'te de 5 dakika. Hocam, bu evin kirası nedir? Hemen 2800'lü yaklaşık 2000 önceye kadar. Şu an 5000 lira. 5000 lira. Aynen. Ya 2 kişi kaldıkları için 2,5 veriyorlar hala. Anladım. Diyoruz. Faturalar ne kadar? Doğalgaz 600-700, elektrik 150-200. Şimdi burası kışın soğuk, kışın daha fazla geliyor. Ya kışın daha fazla geliyor tabii ki. Ama öğrenci olduğumuz için battaniyeyle yaşıyorlar arkadaşlar. Aynen. İnternet 200, internetin yanında TV Plus var. TV Plus'la beraber 200 lira geliyor. Evet. Anladım. Yani faturalar dahil olmak üzere 6,5. Aynen. 7. 6,5 7 diyelim. 2 kişiye bölünce 3,5. Ya yani evde çok da büyük değil yani. Bu ev 40 metrekare falan. Ama Eskişehir'de bu büyüklükte bulmak çok 45-50 metrekarelik bir ev. Neyse, idare eder diyelim. Bir şeyler yerim de bakteri falan kapmayız değil mi? Hadi gel, hadi gel. Arkadaşlar, burası Eskişehir merkezdeki Haller Gençlik Merkezi. İstanbul'daki hanlara benziyor. Şöyle burada dükkanlar var. Ortada da kafeler var. İnsanlar oturuyorlar ve öğrencilerin çoğu da burada vakit geçiriyorlar. Şu an canlı müzik de var hatta. Şurada da bir tiyatro var. Aynı zamanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde bir gençlik merkezi yer alıyor. Şu an Eskişehir şehir merkezindeyiz. Karşıda gördüğümüz yer Eskişehir Espark AVM. Burası Eskişehir Ulus Sanatı. Bizim videomuz, benimle olan birlikteyiniz burada bitiyor. Eskişehir'de biz ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir şehirde, başka bir yerde, başka bir üniversitede, başka bir evrende görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.